İyi günler, iyi haftalar sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemini paylaşacağız yeni haftada. Neler bekliyoruz? Ayrıntılı olarak aktaracağız kahve molasında. Ben Beyza Akan. Birazdan gündemi özetleyeceğiz. Sonra detaylara ineceğiz ama önce piyasaları görelim. Haftanın ilk işlem gününde rakamlar ne durumda? Arkasından gündem. Hemen BIST 100 endeksini görelim. 102.911 puanda BIST 100. Devam ediyoruz. Dövizlere bakalım. Dolar ve avroya. Dolar 4.55 seviyesinde, avro 5.34'ten işlem görüyor. Altında durum ne? Bakalım, gram altın 188 lira, çeyrek altına geliyoruz. 308 lira çeyrek altın. Brent petrole bakacağız. 78 dolar 78 sent ve faizlerde durum. Tahvile bakıyoruz önce. %16.89, repo %12.41. Rakamlar böyle şu saat itibariyle sayın seyirciler. Ekonomi gündemine bakacağız dedi. Kısa bir haber turuna çıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretinde ekonomiye dair de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, iki ülke arasında ticaret hacminin çok hızlı ilerlemeye başladığını belirtti. Kısa vadeli ticaret hacmi hedefinin ise 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye elektrik üretiminde geçen hafta başında bir ilki yaşadı. Daha önce %45'i bulan elektrik üretiminde doğalgazın payı günlük bazda ilk kez %21'e düştü. Barajlara gelen su burada başrolü oynarken yerli kömürün payı %16, akarsuların payı ise %11 olarak kayıtlara geçti. KOBİ'lerin alacaklarını koruyacak devlet destekli model geliyor. Açıklamayı ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek yaptı. Şimşek yeni modelle birlikte hem KOBİ'lerin uygun koşullarla alacak sigortasına erişiminin sağlanacağını belirtti, hem de sektöre yeni imkanlar verileceğini söyledi. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı askıya alındı, tarifeler donduruldu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gümrük vergisini beklemeye aldıklarını açıkladı. Çin ise aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için Amerika'dan daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Kredi Garanti Fonu 35 milyar lira büyüklüğündeki yeni paketi işletmelerin kullanımını açtı. İşletmeler bir yılı geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi olarak bu kaynağı kullanabilecek. Ve gündemden bazı gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız şimdi. KOBİ'lerin alacaklarını koruyacak devlet destekli model geliyor açıklamayı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek yaptı. Şimşek yeni modelle birlikte hem KOBİ'lerin uygun koşullarla alacak sigortasına erişiminin sağlanacağını belirtti. Hem de sektöre yeni imkanlar verileceğini söyledi. Şimşek açıklamasında modelin mevcutta işleyen alacak sigortası piyasasını bozucu bir etki yapmayacağını da belirtti. Sigortacılık sektörü açısından herhangi bir dışlama etkisi oluşturmayacak şekilde tasarlandığını söyledi. Şimşek, kurulacak yapının sürdürülebilir olması bakımından risklerin sigorta ve mükerrer sigorta piyasalarına transfer edilebilmesinin önem arz ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşı askıya alındı. Tarifeler donduruldu. Gümrük vergisini beklemeye aldıklarını açıkladı. Çin ise aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için Amerika'dan daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Küresel piyasalarda büyük tedirginliğe neden olmuştu. Amerika ve Çin arasında yaşanması muhtemel ticaret savaşı. Ancak beklenen olmadı. Amerika, Çin'le ticaret savaşını askıya aldı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den geldi. Mnuchin, gümrük vergileri nedeniyle yaşanan gerginliği beklemeye aldıklarını duyurdu. Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisiyle Washington'da 5 gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapıldı. Anlaşmayla birlikte Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için Amerika'dan daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Amerikalı yetkililer bu adımın Çin'le Amerika arasındaki yıllık 335 milyar dolar olan ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.
İki ülke arasındaki gerilim, ABD Başkanı Trump'ın Çin mallarına getirdiği yaklaşık 150 milyar dolarlık gümrük vergisiyle başlamıştı. Amerika'nın hamlesine Çin'den de misilleme gelmişti. Evet, gündemden öne çıkan gelişmeler böyle sayın seyirciler. Kahve molasında bugün kozmetik sektörünü konuşacağız. Türkiye'de sektör ne durumda? Rakiplerimiz kimler? Ve kozmetik ürünler alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm bunları ve daha fazlasını Akden Kozmetik Genel Müdürü Sayın Gökhan Karay'la konuşacağız. Gökhan Bey, bir kez daha hoş geldiniz kahve molasına. Şimdi Türkiye'deki kozmetik sektörünü konuşmak lazım öncelikle, sektör hakim bir isim olarak sizinle. Ne durumda şu anda sektör, üretim rakamlarımızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Türkiye'deki kozmetik sektörü her geçen gün gelişiyor. Özellikle bundan 10 yıl öncesine göre baktığınız zaman ciddi anlamda Türkiye'deki kozmetik sektörüne bir ilerleme söz konusu. Rakamlara da bakacak olursak 2017 yılında mesela 11-12 milyar TL'lik bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve her sene %4 ile 7 arasında bir büyüme söz konusu. Özellikle kozmetik sektörünün ihracattaki büyümesi de ciddi anlamda son 10 sene içerisinde 60 vaziyette. Kozmetik sektöründe birçok firma var. Kozmetik sektörünün oyuncuları arasında da birçok firma var. Örneğin üreticiler var. Evet. Kişisel bakım üreticileri var. Ham madde üreticileri var. Plastik, yani ambalaj malzemesi üreticileri var. Dolayısıyla total olaraktan baktığınız zaman kozmetik sektörüne tedarik sağlayan veya kozmetik sektör üretici firmaların ciddi anlamda rekabetçi olduğunu ve kozmetik sektörünü büyüttüklerini görmüş olabiliriz buradan. İhracat potansiyeli yüksek mi sektörün ve küresel rekabet açısından ne durumdayız? Şöyle, yaklaşık 190 ülke ihracat yapıyoruz en son ihracat verilerine baktığımız zaman. Türkiye'deki ihracatçılar birliğinden aldığımız verilere de baktığınız zaman yaklaşık olaraktan 2018 yılında %8 ve %10 arasında bir büyüme söz konusu. Bu da demek oluyor ki ihracat yaptığımız ülkeleri ve yapacağımız ülkelerin sayısını arttırmak anlamına geliyor. Türkiye'deki ihracatçılar birliği ile birlikte birçok organizasyonlar yapılıyor. Yurt dışında birçok fuanlar organize ediliyor. Dolayısıyla kozmetik sektörünün her geçen gün dış dünya ile olan iletişimi artmış oluyor. Tabii buradaki önemli olan katma değeri yüksek kozmetik ürünleri ihraç edebilmek. Ne demek istiyoruz? Ne yazık ki ürettiğimiz ürünün yaklaşık %90'ı ithal ürünlerden oluşuyor. Yani biz 100 liralık bir ürün ihraç ettiğimiz zaman bunun 90 lirasını ithalatla karşılıyoruz. Dolayısıyla aradaki marjımız az. Ciddi anlamda fason üretim yapıyoruz. Yani private label dediğimiz birçok uluslararası marka üretim de yapıyoruz. Ama bunlar kâr marjımızı bir miktar düşürmüş oluyor. Buradaki önemli nokta markalaşmak, kaliteli ürünler üretmek, katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ne olursa olsun standartlarımızı koruyaraktan üretim üretmek. Rakiplerimiz kimler? Şöyle, tabii ki Almanya ve Fransa'da çok ciddi markalar var kozmetik piyasasında hakim olan, ama özellikle Polonya üretim konusunda yakın rakibimiz durumunda. Herkes Çin diye bakıyor ama bizim şu andaki, ya da öyle biliyor diyelim ama esas rakibimiz üretim konusunda Polonya. Polonya devlet destekleriyle birlikte ciddi anlamda üretimini arttırdı. Yeni yapılanmaya girdi ve bununla birlikte Polonya'daki kozmetik üreticilerini hem kalite standartı attı hem de piyasaya sundukları ürünü attı. Dolayısıyla bizim yakalamamız gereken birinci rakibimiz artık Türk kozmetik sektöründe muhakkak Polonya olması lazım. Polonya'yı geçtiğimiz takdirde inanın hem katma değerli ürünleri daha rahat üretebileceğiz hem de daha karlı ürünler yapabilir hale geliyor olacağız. İhracata baktığımızda hangi ülkeler ön plana çıkıyor, biraz açsak? Şöyle, ihracat rakamlarını sıraladığımız zaman, verilere de baktığımız zaman tabii ki Orta Doğu ciddi bir pazar bizim için. Özellikle Irak, İran, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan önemli bir pazar. Ama çok enteresandı, verilerde İngiltere'de, yani Birleşik Krallık ülkeleri de buradaki ilk 5 ay içerisine girmiş özellikle. Demek ki tamam, Orta Doğu'da Türk markası çok seviliyor. Türk markası olaraktan belli bir yerimiz var. Ama biz biraz daha yüzümüzü batıya doğru dönmemize fayda var. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapacağımız kozmetik ihracatlarında hep konuştuğumuz katma değeri yüksek ürünler, kaliteli ürünleri üretmek, belli standartları sağlayaraktan ürünleri üretmek bizim kozmetik piyasası olaraktan ihracat şeyimizi arttırmış olacak, ülke sayımızı arttırmış olacak. Burada Avrupa Birliği'ni niye söylüyorum? Çünkü Avrupa Birliği gerçekten burada bir öğretici konumunda. Ne demek istiyorum? Avrupa Birliği'nden herhangi bir müşterimiz mesela bize geldiği zaman diyor ki belli standartlarınız var mı? ISO belgesi gibi, GMP belgesi gibi. Bunları sağlamanız yetmiyor. Size onunla uluslararası denetçiler gönderiyorlar ve sizi denetliyorlar. Denetlenmek çok güzel bir şey. Çünkü denetlenirken aynı zamanda öğrenmiş oluyorsunuz da bazı şeyleri. Ve kendi kalite standartınızı mutlaka yukarıya doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Çektikçe de
daha kaliteli ürünler üretiyorsunuz. Ve rekabetçi pazarlarda özellikle Polonya ile rekabet ettiğiniz zaman kaliteli ürünleri demokratik fiyatlarla satabilir hale geliyorsunuz. Kriter arayışları bir anlamda rehberlik ediyor. Çok önemli. Bu da tabii ki kriter arayışı dediğimiz zaman ne yazık ki sektörümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi merdiven altı üreticiler. Çok fazla merdiven altı üreticimiz var. Bunların denetlenebiliyor olması, bunların takip ediliyor olması çok önemli. Bizim kural koyucumuz Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri çıkartıyor. Avrupa Birliği Kozmetik Yönetmeliğine uygun olaraktan standartlarımızı yayınlıyor. Ama ne yazık ki denetimle ilgili sıkıntılarımız var. Denetimi attırdığımız zaman Türkiye'deki merdiven altının azalmasıyla birlikte Türk kozmetik markasının da imajı çok daha yükselecek. Dolayısıyla bizim muhakkak buna çalışıyor olmamız lazım. Kullanılmaması gerektiği yönünde uyarılan maddeler var. Bunları isterseniz değinin. Bir de tüketici ne yapmalı? Tüketici de çok önemli görevi çok düşüyor. Çok doğru. İşte bu da bizlere çok büyük görev düşüyor. Yani biz üreticiler muhakkak doğru ürünleri, doğru ham maddeleri kullanaraktan ürünler üretmeliyiz. Piyasada hepimizin bildiği mesela bir paraben söz konusu. Evet. Paraben biliyorsunuz ki kadınlarda özellikle görülen meme kanserlerinin %80-90'ı paraben kaynaklı. Paraben nedir? Çok küçük miktarda kullanılaraktan, ucuz olaraktan bir koruyuculuk sağlıyor ürünlerde. Ama bunun kanserojen etkisi birçok literatür bilgisiyle kanıtlanmış özellikle. Kullanımı serbest ve ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu anda kullanımı belli oranlar dahilinde serbest. Ama artık kullanılmaması gerekiyor. Ve parabensiz ürünler ciddi anlamda piyasada yer almaya başladı. Doğal kozmetik olmazsa olmaz arasına girmeye başladı. Ne demek istiyoruz doğal kozmetik dediğim zaman? Herkes doğalın ne kadar zaman, doğal olduğu da önemli. Bravo. Nereye kadar doğal? Doğaldan kastımız ne? Evet. Ne yazık ki herkes işte bir tane bitki özü koyduğu zaman içerisine ürünün adını doğal olaraktan söyleyebiliyor. Halbuki gerçek doğallığı değil. Gerçekten insan sağlığına zarar vermeyen, bazı zararlı kimyasallardan uzak, bitki özlerini ciddi anlamda kullanaraktan. Şunu demek istiyorum. Örnek veriyorum, ısırganlı bir ürün yapıyorsunuz. Isırganlı şampuan yapabilirsiniz, krem yapabilirsiniz. Evet. O ısırganın içerisinde gerçekten ısırgan özü olup olmadığını, o ısırgan özünün doğru koşullarda sentezlenip sentezlenmediğinin takibini yapmanız gerekiyor üretici olarak. Çünkü ham madde firmasından bunu satın almış oluyorsunuz. Onları yapıp doğru ürünleri ürettiğiniz zaman işte doğal kozmetiğe biraz daha yaklaşmaya başlıyorsunuz. Tabii ki doğal kozmetik kavramları çok farklı. İşte %95 bitkisel kaynaklı olması çok önemli burada. Tüketicilerden bizim en önemli istemiş şu. Lütfen okuyun. Etiket okumayı biliyor muyuz? Ne yazık ki bilmiyoruz. Etiket okuyalım. Eğer biz bir kozmetik ürün aldığımız zaman arkasını çevirip hangi ham maddeleri içeriyor, hangi ham maddeleri içermiyor, birazcık araştırma yaptığımız zaman inanın öncelikli olarak da sizlerin sağlığı, tüketicilerin sağlığı için çok büyük önem arz etmiş olacak. Siz Akten Kozmetik olarak nasıl bir şirketsiniz onu da konuşalım. Üretim ve ihracatınız nasıl gidiyor? Akten Kozmetik 30 yıllık bir aile şirketi. 1988 yılında babamız tarafından kurulmuş olan bir şirket. Bizler ikinci kuşak yöneticileriz. Gelmemizle birlikte ne oldu ikinci kuşağın gelmesiyle birlikte? Teknolojiyi kullanmayı öğrendik. Markanın nasıl oluşturulmasıyla ilgili, neler yapılmasıyla ilgili bazı adımlar atmamız gerekiyordu ve bunları atmaya başladık. Akten Kozmetik tamamen doğal kozmetik ürünleri üreten bir şirket. Zararlı kimyasalları fabrikadan içeriye sokmayan bir şirket. Genelde bizim şirketimiz anlatırken şunlara dikkat ediyoruz. Kullandığımız ham maddeleri, yani ürünlerimizi üretirken kullandığımız ham maddeleri değil de kullanmadığımız ham maddeleri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü artık dünya buna gidiyor. Zararlı kimyasallardan uzak durmamız lazım. Biz de kendi ürünlerimizi üretirken zararlı kimyasallardan uzak, bitki özlerini doğru sentezleyerek, doğru ürünle buluşturaraktan kozmetik ürünü üretiyoruz. Dolayısıyla her geçen gün global pazarda da büyüyen bir yapımız var. Kendi markamızla da artık yer almaya başladık. Biliyorsunuz dünyada birçok marka var. Evet. Özellikle mono brand olaraktan kendi zincirleri olan, kendi mağazaları olan birçok mono brand markalar var. Biz de artık Türkiye'den dünyaya bir kozmetik markası çıkar mı? Yani Güven Boğaçan'ın dediği gibi Türkiye'den bir dünya markası çıkacak mı? İdealimizi bu yönde koymak istedik. Dolayısıyla biz bir dünya markası olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Şubat ayında ilk mağazamızı açtık. Şimdi yakın zamanda Almanya'da, Amsterdam'da, Bahreyn'de olmak üzere farklı ülkelerde de mağazalarımızı açaraktan global pazarda artık yer almak istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki doğanın gücü çok önemli. Biz doğanın gücüne inanıyoruz. Doğadan aldığımız özlerle, o güçle ürünlerimizi üretiyoruz. Kendi evimizde kullanmadığımız, kendi çocuklarımızda kullanmadığımız hiçbir ürünü piyasaya arz etmiyoruz. Ciddi anlamda AG'ye destek veriyoruz. AG ile çok
önem arz ediyor bizim için. Niye? Çünkü bir ürünü üretmeden önce o ürünün içerisinde kullandığımız ham maddelerin bütün teknik analizlerini, işte gerekli olan kimyasal yapısını vesairesini, her şeyini düzenli ve titiz bir biçimde dosyalıyoruz, takip ediyoruz, ölçümlüyoruz ve takip ediyoruz. Ondan sonra da kozmetik ürünü üretmeye karar veriyoruz. Kadın grubunuz var, erkek grubunuz ve çocuk, bebek grubunuz var değil mi? Doğal ürünlerde. Şöyle, kendi markamızı 300'e yakın bir ürün grubumuz söz konusu. Evet. Yeni çıkardığımız ürünlerimiz de var. Tabii ki kozmetik sektörünün ana oyuncuları, ana kullanıcıları sizlersiniz. Evet. Kadın tüketicilerimize yönelik doğal kozmetik ürünler üretmek üzere her geçen gün Ar-Ge ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Yeni yeni ürünler bulmaya çalışıyoruz. Uzak doğudan ham madde getiriyoruz. Yeni niş ürünler, yeni teknolojiyle üretilmiş ürünleri bularaktan yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki erkekleri unutmuyoruz. Bu sene erkek seviyemizi de çıkardık. Örnek veriyorum, bir rolon çıkardık mesela. Alüminyum klorhidrat içermiyor. Triklosan içermiyor. Şimdi bunları söylediğim zaman size kimyasal isimmiş gibi gelebilir ama ciddi anlamda kanserojen etkisi olan ürünler. Koltuk altınızdaki tel bezlerini tıkadığınız zaman o zaman sağlıksız bir ürün haline gelmiş oluyor. İşte antiperspirant deodorantla ne yazık ki koltuk altındaki tel bezlerini tıkar ve terlemeyi önler. Halbuki biz diyoruz ki terlemek sağlıktır ama kötü kokma. Burası biz kokuyu baskılayıcı ürünler üreterekten rolon ürettik mesela erkekler için. Bu çok önemli bir ürünlerden bir tanesi. Kesinlikle. Doğal sabunlarımız var, çok başarılı ürünler. Tamamen hiçbir hayvansal madde içermeyen doğal sabunlarımız var. Yeni ürünlerimiz var mesela peptitli ürünler. Özellikle 40 yaş üstü kadınların kullanabileceği anti-aging ürünler, anti-wrinkle ürünlerimiz var. Dolayısıyla her geçen gün ürün gamımızı arttırıyoruz ve arttırırken de şuna dikkat ediyoruz. İnsan sağlığına zarar verecek hiçbir ham maddeyi kullanmayacağız diyoruz. En önemli mottomuz da bizim bu. Peki. Hem sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundunuz Sayın Kara, hem de Akden Kozmetiği anlattınız bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kahve molasına konuk olduğunuz için sağolunuz. Sağ Akden Kozmetik Genel Müdürü Sayın Gökhan Kara ile kozmetik sektörünü konuştuk efendim. Ve böylelikle kahve molasının da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.